Sevgili seyirciler, Talibanlar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada şok yarattı. Tüm dengeleri de bozdular. İşin ilginç yanı, gerçek Müslüman olarak, kendilerini gerçek Müslüman olarak niteliyorlar ve Kabil'de de son derece sıkı uygulamalar başlattılar. Taliban'ı bu arada en ağır şekilde eleştiren ülke ise İran oldu. Ardından Suudi Arabistan ve diğer bazı Müslüman ülkeler geliyor. Talibanların uygulamalarının Müslümanlıkla ilgisi olmadığını vurguluyorlar. Kadınların çalışmasını yasaklamak, sakal bırakmanın fanatikleşmekten başka bir şey olmadığı vurgulanıyor. Afganistan'da ise savaş hala sürüyor. Cüneyt Özdemir film ve resim çekmenin yasaklandığı Kabil'e girdi. Tutuklanmamayı başararak son derece ilginç tanıklarla ve tanıklıklarla geri döndü. Her dakikası risk dolu bir geziden nefis görüntüler ve son derece ilginç gözlemlerle geldi. Kabil yorgun, Kabil kırılmış, Kabil tükenmiş. Şehre girdiğinizde sizi bir toz bulutu karşılıyor. Son 32 yılını savaş içinde geçirmiş bir şehrin tozu dumanı bu. Zaman bu şehirde sanki tersine işliyor. Kabil'in sahipleri değiştikçe şehir her seferinde biraz daha yıkılıyor, biraz daha yıpranıyor, biraz daha eskiyor. İlk kez trafik sıkışıklığı olmayan bir başkentteyiz. Zengin fakir ayrımı olmadan tüm semtleri fakir olan bir başkent burası. Kabil'in yabancısıyız. Ancak tek yabancı da biz değiliz. Sokaklarda Kabil'e en az bizim kadar yabancı, ancak elleri silahlı dolaşan birileri daha var. Bunlar Talibanlar. Burası Necibullah'ın başkanlık sarayı. Necibullah'ın başkanlık sarayından çıkıyorsunuz, 50 metre, 100 metre yürüyorsunuz, Necibullah'ın asıldığı yere geliyorsunuz. İpi hala yerinde duruyor. Burası Kabil. Kabil oldukça zor ve kanlı günler yaşadı. Görüntü almak günah. Yani yasak. Türküz, Müslümanız deyince Talibanlar biraz yumuşuyorlar. İlk tepkileri artık tıraş olmayın oluyor. Tıraş olduğumuz için kızıyorlar. Şeriat kurallarıyla ilk kez sakalsız yüzümüzle yüzleşiyoruz. Yaş ortalamaları 20-25 arası. Talibanların hemen hemen hepsi öğrenci. Eğitim Kur'an kursundan başlıyor. Sonra sıra medreselere geliyor. Yıllar boyunca Talibanları Amerikalılar destekledi, Suudiler parası neyse verdi, Pakistanlılar da besledi. Sakallı, sarıklı ve silahlılar hepsi birer İslam savaşçısı oldular. Topu topu 2 yıl önce dağlara çıkıp savaşmaya başladılar. Şimdiden Kabil'i aldılar bile. Varın gerisini siz düşünün. Afganistan'da eskiden Müslümanlar komünist Kızıl Ordu'ya karşı savaşırdı. Şimdi Müslümanlar radikal Müslümanlarla, Talibanlarla çarpışıyorlar. Savaş bugünlerde Afganistan'ın tam ortasında, bir şeytan üçgeninin içinde kilitlendi kaldı. Bu üçgeni alan belki savaşı da kazanacak. Üçgenin bir ucunda Türkiye'ye yakınlığı ve düzenli Özbek kuvvetleriyle bilinen General Abdülraşit Dostum duruyor. Şeytan üçgeninin diğer ucunda İran'a yakınlığı ve mücahitleriyle Kabil'in eski hakimi Ahmet Şah Mesut var. Üçgenin diğer ucunu ise Amerikan destekli şeriatçı Talibanlar tutmuş. İşte burası Kabil. Kabil'in biraz dışındayız ve Talibanlar Şah Mesut'un, General Mesut'un kuvvetlerine karşı ateşe devam ediyorlar. Tabii burada da durmak mümkün değil çünkü gerçek bir savaşın tam ortasındayız. Talibanlar 2 yıldır yalnız iman gücüyle çarpışmıyorlar. Bu 2 yıl içinde savaşmayı da çok iyi öğrenmişler. Afganistan'da gece çarpışan tek grup Talibanlar. Şu günlerde ise gece gündüz Panjshir Vadisi'ni almak için füzelerini ateşliyorlar. Panjshir Vadisi'nin tepesinde Afganların tabiriyle Panjshir Aslanı, yani Şah Mesut duruyor. Burası Gülbahar. Bu sonbahar Gülbahar'a top sesleriyle geldi. Kasabanın hemen hemen hepsi boşalmış. Taliban kuvvetleri Panjshir Vadisi'nin tek girişi olan bu vadiye girmek için uğraşıyorlar. Afganistan'da savaşın kalbi şu günlerde işte Gülbahar'da atıyor.
Biz de kendimizi bu savaşın bir anda tam ortasında bulduk. İşte şu anda köyün boşaltılmış kesimindeyiz ve karşılıklı ateş açılıyor gördüğünüz gibi. Karşıda Mesut'un adamları var. Arkamızda da Talebanlar. Biz aslında biraz ortada kaldık şu anda. Şu anda cephenin en uç noktasındayız. Birkaç dakika önce Talebanların füze attığı yerdeydik. Füzeleri ateşliyorlardı. Füzeler de işte tam buraya düşüyordu. Füzelerin şu anda düştüğü yerdeyiz. Düştüğü yerin dibindeyiz. Tam karşısında bu sefer Taliban askerleri var füze birlikleri yerine. Gördüğünüz gibi sürekli hareket halindeler. Yukarıya doğru yer değiştiriyorlar. Artık bu noktadan sonra gitmemize Talebanlar bile izin vermiyorlar. İşte şimdi karşı tarafta şuraya da ateş etmeye başlandı. Gördüğünüz gibi füzeler geliyor bir yandan. Hemen şuraya burnumuzun dibine bir tane füze isabet etti. Buradan da karşı ateş görüyorsunuz sanırım şu an. Afganistan'da Panjshir aslanı olarak tanınan ve şu günlerde Talebanların sıkıştırdığı Şah Mesut'un tek dostu ise Raşit Dostum. Yarın ne olur bilinmez ancak en son dün Dostum Talebanlara karşı Mesut'u destekleme kararı aldı. Kendisi şu anda Kuzey Afganistan'da. Onu yenmek için Sarp Dağlar'daki bir tüneli geçmek gerekiyor. Dostum'un elinde tuttuğu bu stratejik tünele ulaşmak da öyle kolay değil. Kabil'den tam 120 kilometre uzakta. Aşılmaz gibi gözüken dağlara tırmanmaya başladığınızda tünelin stratejik önemini daha iyi anlıyorsunuz. Tünelin başına geldiğinizde Talebanların son kontrol noktasında geçince önce iklim değişiyor, sonra da karşınıza yeni bir ırk çıkıyor. İşte burası Afganistan'daki şeytan üçgeninin Özbek köşesi. Özbek askerler burada bu tünelin başında bekliyorlar. En stratejik nokta burasıdır desek herhalde yalan olmaz. Talebanlar geldiler, biraz ileride durmak zorunda kaldılar. Bu tünele giremediler. Dertleri kıramadım, başa çıkaramadım. Başarı bana gününciden yaramadım. Tünelin uzunluğu yaklaşık 3 kilometre. Başını ve sonunu Özbek askerleri tutuyor. Tünelin girişinde soğuk havada biraz ısınmak için el yapımı asker sazları ile şarkı söyleyen Özbek askerlerini buluyoruz. Tünelin öbür ucunda ise Raşit Dostum'un bölgedeki en önemli komutanı Gulam Haydar bizi bekliyor. Sorularımızla hiç çekinmeden cevaplıyor. Talebanlar bu tüneli geçemezler. Geçmeye kalkarlarsa ölürler. Biz yalnız değiliz. Arkamızda bütün Kuzey Türkleri var. Bizi kızdırmasınlar. 5 saatte şimal kuvvetleri Kabil'i geri alır. Cephenin gerisi Kabil ise şu günlerde katı şeriat kurallarıyla yaşamaya alışıyor. Zor da gözükmüyor. Kabil'in arka sokaklarında, cami çıkışlarında halk camileri hemen boşaltmıyor. Akşama kadar kendi mezhepleriyle ilgili ayinler yapıyorlar. Çoğu zaten yıllardır şeriatı biliyor, tanıyor ve onunla yaşıyor. Şimdi Talebanların getirdiği yeni ve sert kurallara uyum sağlamaya çalışıyorlar, o kadar. Dershanelerinin durumu içler acısı olan Kabil Üniversitesi'nde ise bugün yalnızca erkek öğretmenler ve erkek öğrenciler var. Kadınların okula gitmeleri de yasak, ders vermeleri de yasak. Bu duruma en çok üzülenler de üniversiteli öğrenciler. Eskiden soygun, barbarlık vardı. Şimdi huzurluyuz. Ancak kadınlar okula gelemiyorlar. Biz şeriatı destekliyoruz ama şeriatta kadınlar okula gelmez diye de bir şey yok.
Yeni Taliban hükümeti düzenlediği basın toplantılarını bile şeriata uyduruyor. Kadın gazeteciler basın toplantısının düzenlendiği masadan kaldırılıp arka tarafa oturtuluyor. Kadın gazetecilerin sordukları sorularsa hemen geçiştiriliyor, cevaplandırılmıyor. Gözleri görmeyen Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'ın geleceğiyle ilgili ağzındansa iki sözcük çıkıyor. Önce Allah diyor, sonra Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler ise bölgeye bir an önce barışın gelmesini istiyor. Barış misyonunun başında ise Dr. Hall var. Kabil'de yaptığı son ziyaretlerden dönerken bizi de uçağına almayı kabul eden Hall, Talibanlarla görüşmelerinde özellikle yeni şeriat düzeninin üzerinde duruyor. Gelecekten oldukça da umutlu gözüküyor. Yaptığım görüşmelerde gördüm ki Talibanlar da şu andaki koydukları kuralların ağırlığının farkındalar. İnsan hakları ve komşu devletlerin durumu dahil her konuyu oturup tartışıyoruz. Ama Afganistan'a gerçek barış ne zaman gelir? Onu şimdiden söylemek imkansız. Bugün Afganistan tam anlamıyla bir mayın tarlasını andırıyor. Hangi ülke, hangi etnik grup bu mayın tarlasına girerse girsin bir şeyler kaybetmeden çıkamıyor. Gerçi Afganistan'daki savaşlardan geriye kalan 15 milyon gerçek mayını Birleşmiş Milletler sabırla temizlemeye çalışıyor ancak her geçen gün bu topraklara birileri yeni mayınlar gömüyor. İşte Talibanların son karargahı, burası Kabil. Kabil'i arkanızda bırakırken yorgunluğu, bıkkınlığı ve arada kalmış insanları da bırakıyorsunuz. Burası Asya'nın, belki de dünyanın en yorgun şehri. Kabil'den ayrılırken ne sesler geliyor aklınıza, ne yüzler ne de sokaklar. Koskoca bir şehir var kafanızda. En eski, en yorgun, en kırılgan şehir. Kabil.